Hoş geldiniz. Buyurun sizi salona alalım. Ben Gözde Hanım'a haber vereyim. Biz de malzemeleri alıp geliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız çok fazla vaktim yok. Özel hayat sormuyoruz, sol profilden çekmiyoruz. Yayından önce bandı bana yolluyorsunuz. Okey. Tabii ki de. Ben yönetmen Arif. Öncelikle hiç kuşkunuz olmasın. Her şey istediğiniz gibi olacak. Bu arada bugün çok hoş olmuşsunuz efendim. Teşekkür ederim. Ay, hizmetçi nerede? Ayten! 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 Ay, bu da yeni geldi. Beni hiç tanımıyor. Evet, efendim hazırsanız başlayalım. Hazırım. Görmüyor musun? Görüyorum. Hocam burası hazır. Siz buyurun isterseniz. Ben de yukarısının ışığını hazırlayayım ki daha çabuk pişsin. Bu arada konu neydi? Şu bahsetti ama ben unuttum. Ben size hemen anlatayım. Ev kafası programındayız şu anda. Evi geziyoruz. Sıcak bir sohbet, tatlı bir muhabbet. Değerli eşyalarınızı gösteriyorsunuz bize. Oo, ben bu evin tamamını size göstersem 5 saat sürer. Evet, çok zenginsiniz. O zaman hemen başlayalım biz. Giriyorum. 3, 2, 1, kayıt. Bu heykeli de Fransa'dan eski sevgilimle almıştık. Ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Peki Gözde Şan Hanım, acaba ne kadardır fiyatı bu heykeli? 10.000 euro falan galiba. Çok iyi, çok iyi. Peki Gözde Hanım, halılarınız da çok ilgi çekici görünüyor. Mesela bunların da böyle özel bir hikayesi var mı? Ay, bunu bana çok kadim bir dostum aldı. Sevgili Toprakcan. Bu da bir İran halısıdır, çok değerli. Peki acaba bu salondaki en pahalı eşya hangisi desek mesela? Ne dersiniz bize? En pahalı şey... Ay vallahi şimdi çok zor soru sordun. Bunların hepsi çok pahalı çünkü. Evet, kestik. Gözde Hanım çok teşekkür ederiz. Yönetmenlik hayatımın en muazzam günlerinden biriydi. Ay canım benim. Harikaydı, gerçekten harikaydı. Bitti mi? Yok, biter mi hiç sizi bulmuşuz? Eğer müsaitse biz odanızı, banyonuzu görmek isteriz. O zaman şöyle yapalım Gözde Hanım. Biz yukarı çıkalım, dinlenelim. O sırada arkadaşlar hazırlıklarını yapsınlar. Ha? Ne dersiniz? Hadi buyurun, hadi. Sökebilecek misin şampiyon? Oğlum şu altının parlamasına bak. Ben bunun var ya, anasını bile sökerim. Ay, bismillah. Oğlum bunu ne çok sıkmışlar be. Olsun, söktün ya, sen ona bak. Hadi hazır elimiz sıcakken şunu da halledelim bitsin. Aynen, aynen. Ne oldu? Kazan Ferdi de. Ah, ah. Ya beletler arabaya aynı model sandık getiriyor. Bunların karışacağı en başından belli. Biz niye içini açıp bakmıyoruz ki ya? Duyacaklar yavaş oğlum. Hep o gerizekalı gıyas yüzünden ya. Kandemir abi ne yapacak? Hadi biz çıktık buradan. Arasana Kandemir abi. Abo, o şimdi büsteye klozeti mi açacak? Oğlum bu çok ağır. Oğlum ne sandın? Altın mı, boru mu? Hadi. Bir, iki, üç. Oh.
klozetin yerinde büst var. Kandemir abi kurtarsa ya bizi ya. Ay vallahi çok güzel geldi. Ay aşkım siz daha benim tuvaletimi görmediniz. Aa yok o sonra Gözde Hanım. Biliyorsunuz bütün Türkiye onu konuşuyor Gözde Hanım. Ay yok vallahi dayanamayacağım. Tuvalet diyor. Çağırsanız Ayos yönetmeni. Klozeti de göstereceğim. Şiştim yani. Tamam hemen çağırıyoruz efendim. Arkadaşlar yönetmenim neredesiniz? Ay nerede bu yönetmen gerçekten? Efendim hocamız içeride ilham alıyor tuvalette. Ne? Tuvalette mi? Ben o tuvalete 100.000 dolar verdim. 100.000 dolar. Sevgilime bile kullandırmıyorum ben o tuvaleti. Çekil. Çekil buradan. Aman yapmayın Gözde Hanım. Biz sizin şarkılarınızla büyüdük. Çık oradan. Hocam içerisinin kaç dakikası var acaba? Defolun gidin bu evden. Evimizi aldık kafamıza a**sınız. Gözde Hanım bir müsaade eder misiniz ben bir konuşayım? Yönetmenim açar mısın? Oğlum bu ne? Dedemiz. Ya kadın içeride delirdi ne yapacağız? Ya Kandemir abi yolda sen ne bileyim karıyı salona falan götür. Biz de bunu halledeceğiz bir şekilde işte. İyi tamam. Gözde ne oldu sana? Deleceğim, delireceğim. Arkadaşlar siz kimsiniz? Biz televizyon programı çekiyorduk Gözde Hanım'la. Böyle birdenbire sinirlendi. Ay bunların yönetmeni benim seni bile sokmaya kıyamadım. Altın klozetimi kullandılar. Terbiyesizler. Olan olmuş bir tanem. Sakin. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çabuk defolun evimden. Bak adam hala çıkmadı tuvaletten. Neymiş efendim? İshal olmuş, ishal. Ben şimdi gösteririm o terbiyesizler. Şişt, siz ikiniz gelsiniz eve. Tuvaletten çıkmayan hanginiz? Efendim benim yönetmen Arif. Biraz kötüydüm ben de. Şimdi içim çok rahatladı. Teşekkür ederim. İyi dedin. Sen benim sevgilimi niye üzüyorsun lan? Enişte bey amcacığım. Çok haklısınız fakat hani olur ya böyle patates çuvalını ağzına kadar doldurursunuz. Alttan böyle cırt diye yırtılır. Ya da ne bileyim böyle bahçe hortumunun ucunu tutarsınız musluğu sonuna kadar açarsınız da musluğu. İşte öyle bir şey. Şu kutudaki ne? Hangi kutu? Hangi kutu olacak şu kutu? Bu kutu. Bu kutudaki ne? Neydi? O zaman kutumuza gidiyoruz. Kutuda... Bu ne lan? Nereden çıktı bu? Bizim eski çekimden kaldı beyefendi. Arkadaşlar karıştırmışlar. Ben programın genel koordinatörüyüm. Nasılız arkadaşlar? Çekim bitti mi? Bol bol çektik koordinatörüm. Sizden tuvaletimi kullandığınız için tiksiniyorum. Aa, lütfen Gözde Hanım beraber o kadar çekim yaptık. Hem kendisini gayet temiz kullandı. Sus konuşma. Ya, bu arada o büst ne kadar tarihi, ne kadar güzel duruyor. Sağ olun efendim. Ne kadar fiyatı? Satılık değil, başka bir programda kullanacağız. Ne olur bana saat. Vallahi çok güzel. Başyapıt. Kaç para istiyorsun bunun için kardeş? Gerçekten satılık değil. Gerçi sahibi ismini gizliyor ama çok önemli biridir. Aşkım sen biliyor musun bu adam kim ya? Bilmiyorum ama önemli birine benziyor. Önemli mi? Önemli bir kelime ya. 10 numara bir insan. Seni de eğlenceden alıkoyduk amirim. Yok canım ne olacak? Hem zaten vazife her şeyden önce gelir. Sen tam adresi alabildin mi? Şimdi soruyorum. 4566 merkez. Adres doğrulandıysa tam adresi alabilir miyiz? Kamera hazır mısın? Aslında biz yeterince görüntü aldık değil mi? Bu kadarı yeter. Arkadaşlar eğer tuvaletimi çekmezseniz programı yayınlatmam. Biz onu masada bağlardık. Olur mu canım öyle şey? İşte Türkiye'de sadece Gözde Şan'ın evinde olan tuvaletim. Ta-da!
İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?